Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da amcam var. Kendisi terzi ve yanında çalışmamı istiyor. Benim için green card başvurusunu yapmak istiyor. Fakat benim terzilik işi hakkında bir tecrübem yok. Yine de böyle bir başvuru yapılabilir mi? Bu takipçimiz soruyor. Göçmenlik Dairesi yeşil kart başvurularında değişik sınıflandırmalar yapıyor. Bu sınıflandırmalardan bir tanesi de EB3 dedikleri bir sınıflandırma var. Bu sınıfın içine sadece eğitim sahibi olan kişiler değil, bir yetenek sahibi olan, belli bir süre işte tecrübeye sahip olan, hatta o tecrübeye bile sahip olmayıp yeşil kartı alma noktasında başvuru yapabilmelerine kişilerin izin veriyor. Tabii şu tarafı çok önemli. Siz eğer terzi olarak size bir başvuru yapılacaksa, bu başvuru yapılırken sizin tabii ki o işi biliyor olmanız önemli olacak. Dolayısıyla bu durumlarda bazen 2 yıllık tecrübede aranabiliyor. Bazen o tecrübe aranmayıp belli bir eğitim alınmışsa o yetenek elde etmek için buna bakılabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bu noktalarda bu tip iş görevlerinde bazen 2 yıl, bazen o 2 yıl bile yükümlülüğü gerektirmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Sizin durumunuzda olan biri için bir terzi dükkanının bir terzi getirmesi için maalesef zaten Amerika'da bu terzi dükkanı kendisinin iş yapabileceği bir terziyi bulmakta zorlanacaktır. Dolayısıyla sizi almak istediği pozisyona uygunsa şartlarınız ve ona uyduğunuz sürece şartlara size yeşil kart alabilmesi mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.